Maalesef başka alanda aslında şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Numan Kurtulmuş'la görüştüm. Bir Canıta layıklarıyla ilgili bir cümle soruyorum. Gereğini yapar meclis diye. Buradan ne sorun çıkarmalıyız? Gereği derken neyi kastediyor Numan Bey? Ben dün Numan Bey'le yaptığımız görüşmeden Can Atalay'ın kararını okutmakta acele etmeyeceği hissiyatına kapıldığımı, o yönde emareler aldığımı söylemiştim. Sonrasındaki açıklamada da kimse endişe etmesin demesi olumlu bir yaklaşım. Ama esas beklenen mesele meclisin başta Can Atalay'ın salı verilmemesi garabetini ortadan kaldıracak. Sonra gezi tutukluları ile ilgili, gezi hükümleri ile ilgili bu facia kararı ortadan kaldırabilecek doğru demokratik adımları atmasıdır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin bir kararının Yargıtay tarafından tanınmaması ve Cumhurbaşkanı tarafından bu tavrın desteklenmesi anayasanın bir sayfasını yırtıp atmaktır. Bu yapılan iş meclisi de, Cumhurbaşkanı da, devletin bütün kurumlarını da tehdit eder. Bugün Anayasa Mahkemesi sayfasını yok sayarsanız, yarın sizin güç aldığınız, yetki aldığınız sayfaları yok sayarlar. Tayyip Erdoğan anayasasızlaştırma ve anayasaya karşı darbe girişimi sürecinde anayasanın, demokrasinin, halkın ortak iradesinin arkasında duracağına maalesef darbenin başına geçmeye yeltenmiştir. Tepkiler sonrası meseleyi buzdolabına koymak, bütçe görüşmelerinden sonraya bırakmak aslında var olan bir iyi niyeti değil, kötü niyetin halkın vicdanına çarpıp birazcık duraksadığını gösteriyor. Ben herkesi bu darbe girişimine karşı anayasanın ve halk iradesinin arkasında durmaya ve bu desteklerini arttırarak sürdürmelerine davet ediyorum. Numan Bey muhalefetin endişe ettiğini yapmayacak ama hukukun gereğini yapacak mı? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Efendim bir de o gün Samas'ın serbest bırakılmasıyla ilgili bir mesaj mıdır? Bu mesajsa kime bir mesajdır ve kimden gelen bir mesajdır? Şimdi o gün Samas'ın serbest bırakılması ilk önce bu cinayeti işleyen o gün Samas'ın bir güvercin katili olduğunu bilelim. Hrant Dink aldığı tehditler sorulduğunda ben bilirim ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmazlar demişti. O gün Samas bir güvercine dokunacak, bir güvercini öldürecek bir katildir. Öldürmüştür bir güvercini ama o güvercini o gün Samas'ta birileri öldürtmüştür. O gün Samas'ın cinayetinin hedefinde sadece Hrant Dink'in bedeni değil, Türkiye'deki Ermeniler, Ermenilerle birlikte bütün azınlıklar, Türkiye'nin kardeşliği ve barışı vardır. Önce bunu tespit edelim. Yakalandığı andan itibaren büyük bir rezaletle Samsun'da Türk bayrağının önünde çekilen fotoğraf ve sırtının sıvazlanması derin güçlerin işaretidir. O dönemde FETÖ'nün bu kumpası kurduğunu söyleyenler bugünkü kararla kumpasın devamını sahiplenmektedirler. Ayrıca yargılama sırasında Gezi'den darbe çıkaran bu iktidarın yargısı Hrant Dink'in ölümünden darbe çıkarmamıştır. Gezi'den terör örgütü çıkaran bu iktidarın yargısı Hrant Dink cinayetinde terör görmemiştir. Bundan daha büyük bir terörün nasıl yapılabileceğini sormak isterim. Eğer terörde tutuklansaydı bir kere şu anda indirimden yararlanmayacaktı. Devam edelim. Düşünce insanlarını, gazetecileri, gazetecilik faaliyeti yaparken tutup terörden yargılayanlar, Hrant Dink'in katilini terörden yargılamadılar. Bu hükümetin işidir. Bunların yarattığı atmosferdir. Bunların koyduğu kanunlar, bunların atadığı uygulayıcılardır. Gelelim son olarak da kendisine verilen ihale. Bu ihale nasıl veriliyor? Bir komisyon kararıyla veriliyor. Adalet Bakanı'nı derhal Hrant Dink'in katili o gün Samas'ta ihale veren komisyon kararını, komisyon raporunu açıklamaya davet ediyorum. Zira 6 ayda bir toplanacak olan komisyon 6 ay önce ihale vermemişken ve bu kanlı katil, eli kanlı katil bu sırada bir infaz koruma memurunu darp etmiş ve ceza almışken
Buna nasıl iyi hal veriyorsunuz? İnfaz koruma memuruna saldıran bir katile iyi hal veren anlayış hiçbir siyasi tutukluya, hükümlüye, hiçbir siyasi hükümlüye, hiçbir düşünce suçlusuna, hiçbir siyasetçiye iyi hal vermiyor. Hrant Dink'in katiline verilen hem de gardiyan, infaz koruma memuru döven adama verilen iyi halden düşünce suçluları yararlanamıyor. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi getirdiği durumdur. Sayın Yılmaz Tunç'a sesleniyorum. Hrant Dink'e iyi hal, Hrant Dink'in katili o gün Samas'ta iyi hal veren komisyon raporunu derhal açıklasınlar. Görmek istiyoruz. Efendim, Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısını soracağım. En son Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmenizde Sayın Kılıçdaroğlu'nun size tavsiye olarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmanız yönünde bir önerisi oldu. Abdülkadir Selvi, CHP kurultayına en çok ilgi gösteren köşe yazarıydı. İlk baştan itibaren son güne kadar ne dediyse boş çıktı. Söylediklerinin hepsi yanlış çıktı. Kurultaydan sonraki süreçte de çok dikkatten bizi takip ediyor. Hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaydan sonra yaptığı ilk grup toplantısını salı günü izlediniz. Abdülkadir Selvi de izlemiş. Coşku yoktu, ilgi yoktu. İzleyenler sakin ve mutsuzdu dedi. Eğer Abdülkadir Selvi doğru söylüyorsa siz takdir edin. Orada hepiniz CHP'den coşkulu, CHP'den salonlara sığmayan, CHP'nin müthiş bir moralle yapılan grup toplantısı diye anons çektiniz. Abdülkadir Selvi o salonda heyecan görmemiş. Bugün de Abdülkadir Selvi'nin söyledikleri o gün söyledikleri kadar doğrudur. O gün yaptığı değerlendirmeler hangisi doğruysa bugün de o doğrudur. Sayın Genel Başkanımız İstanbul seçiminin önemine kamuoyu önünde yaptığı vurguyu birebir görüşmemizde de yapmıştır. Partinin başarılı olması gerektiğini söylemiştir. Benim başarıma katkı sağlayacağını söylemiştir. Partinin birlik beraberliğine vurgu yapmıştır. Sayın Genel Başkanım bu söylediklerini bir köşe yazarı ikimiz arasındaki bu görüşmeyi kimden duymuştur da böyle çarpıtmıştır gerçekten şaşırmamak imkanı yok. Abdülkadir Selvi yanılmaya devam edecek. Efendim Sayın Akşener'le görüşmeniz olacağı söylendi. Ziyaret olacağı yönünde var mı bir gelişme? İttifakı savunan isimler de istifa ediyor. Çok... Efendim bir ek yapayım ben de soruya. Bir de bugün katıldığınız sabah programda kazan kazana bir işbirliğinden bahsettiniz. Bir o işbirliği düşüncenizi biraz açar mısınız? Nasıl bir işbirliğiyle ilerlemek istiyorsunuz? Sayın Akşener'le çok geçmişe dayanan çok iyi bir diyalogumuz ve hukukumuz var. Ben kurultayı kazandıktan sonra İlk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından bir telefon görüşmesi yaptık. O da çok samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim. Sayın Genel Başkan da arzu eder, gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener'le Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İyi Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Biraz önce değerli meslektaşınızın da hatırlattığı gibi biz ne birbirimize kaybettirmeye ne Türkiye'ye kaybettirmeye değil birbirimize de Türkiye'ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın Genel Başkan'ın da bu konularda son derece pozitif olduğunu geçmiş dönemlerde hep gördük. Türkiye'yi düşünen bir devlet insanıdır. Ben bu tutumunun sürmekte olduğunu görüyorum, hissediyorum. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız ve bundan Türkiye fayda görür. Efendim, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan kimse yok diye bir açıklamada bulundu. Buna yanıtınız ne olacak? İkinci sorum. Allah'tan korksun, buna yanıtım bu. Allah'tan korksun, Allah kimseyi açlıkla, yoksullukla sınamasın. Biz Türkiye'de bir derin yoksulluğun olduğunu biliyoruz. Geçmişteki orta direk fakirleşti. Fakirler derin yoksulluğun pençesinde ve sürünüyorlar. Sayın Bakanı dünyanın en pahalı Alman bakanların bilmediği Mercedes'ten inip bir pazarın dağıldığı dakikalarda pazar yerinde gezmeye davet ediyorum. Millet İttifakı bir devamı vardı herhalde özür dilerim.
Bugün burada diski mitingine katılarak aslında işçi sınıfından yana tavır aldığınızı gösterdiniz. İlerleyen süreçlerde sermaye sahipleriyle işçi sınıf arasındaki çelişkiyi hakkında nasıl bir çözüm öneriniz var? Daha önce de söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi sermaye düşmanı değildir. Hatta sermayenin daha çok kazanıp daha çok istihdam yaratmasının önünü açacak her türlü teşviğinde yanında olur. Ama yeter ki emek sömürülmesin, emeğin hakkı verilsin, işçiler kötü şartlarda çalışmanın bedelini iş kazalarıyla, iş cinayetleriyle, canlarıyla ödemesinler, meslek hastalıkları olmasın. Doğrudan bir sermaye düşmanlığı ve karşıtlığını Cumhuriyet Halk Partisi asla kabul etmez. Ancak emekle sermaye karşı karşıya gelirse emekçinin yanındayız. Haklıyla haksız karşı karşıya gelirse haklının yanındayız. Güçsüzle güçlü karşıya karşıya gelirse güçsüzün yanındayız. Biz bundan sonraki süreçte ezilenlerin, yoksulların ve emekçilerin yanındayız. Biz bir şey sorabilir miyim? Çok pardon. Yerel seçimlere doğru giderken Millet İttifakı'nın bileşenleriyle yeniden bir ittifak kurmak gündeme gelecek mi? Yol haritanızı belirlediniz mi? Biz yerel seçimlere girmekte olan tüm siyasi partilerle görüşmek isteriz. Yerelde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ve muhataplarımızın, örgütlerinin, teşkilatlarının gerekli gördüğü ve olgunlaştırabileceği her türlü ittifaka da olumlu bakarız. Bir topyekun bir büyük ittifak ve her yerde hep beraber bir ittifak yerine yerel gerçekliklere uygun, partilerin bazen iki parti, bazen birkaç parti bir araya geldikleri ittifaklar daha rasyonel olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en fazla adayla yola çıkacağız. Mümkün olan her ilçede istisnasız aday göstermek istiyoruz. Bir yerde eğer ittifak yaparsak sadece ve o ittifakın gereği aday göstermiyorsak olabilir. Onun dışında Türkiye'deki tüm ilçelerde ve beldelerde adaylarımız olacak. Teşekkür ediyorum.